Haccac ordusuyla Irak'a yürüyünce. Haccacı Salim, Emevi Devleti'nin ordu kumandalarından biriydi. Sahabeden sonra gelen Müslüman nesle çok zulmetmiş, baskıda bulunmuştu. Ona dediler ki, sen Hazreti Ömer'in nasıl adalet ettiğini biliyor musun? Ne olur bize onun gibi muamele eyle. Şöyle cevap verdi. Hazreti Ömer'in zamanında sahabeler gibi halk vardı. Siz sahabe gibi adalete layık olun, ben de Ömer gibi adil olayım. Siz sahabe gibi adalete layık olmuyorsunuz ama benden Ömer gibi adil olmamı bekliyorsunuz. Ya ama yok, sizin gibi halka ancak benim gibi kumandan gerekir. Layıkınız budur. Aradan bir müddet geçti. Bir sürü ihtilaf, ayrılıklar menşei haline gelmiş olan Irak ve Bağdat'ta bir korku başladı. Sebebi Haccac'ın ordusu ile Irak'a geleceği söylentisiydi. Halk toplanmış, zamanın din büyüğü, meşhur veli Hasan-ı Basri Hazretlerine gitmiş. Ona şöyle diyorlardı. Ey muhterem zat, sen bize bir akıl ver. Ne yapacağımızı işaret buyur. Haccac ordusu toplanmış. Buraya geliyormuş. Buraya gelirse olacaklar malum. Kimimiz buradan kaçmalıyız diyor. Kimimiz de kaçmayıp beklemeliyiz diyor. Ne diye diretiyor. Büyük veli onlara şu cevap verdi. Kaçmayın. Zira arkanızdan erişir, sizi kılıçtan geçirir. Oturup bekleyiniz. Gelip sizi bulunduğunuz yerde kıskıvrak yakalar. Kalkınız topyekün günahlarınıza tövbe istiğfarda bulununuz. Zira sizin başınıza gelmek üzere olan bu musibet sizin günahlarınız sebebiyle yola çıkmıştır. Haccac bir vasıtadır. Siz bu vasıtayla ıslaha muhtaç hale gelmişsiniz. Bunun üzerine Irak halkı istişare ettiler. Gerçekten de bir sürü zulme, haksızlığa girdiklerini, konu komşu hakkı gözetmez, ahlaki, İslami ölçülere itibar etmez olduklarını itiraf ettiler. Derhal herkes tövbe ve istiğfar ederek Allah'a yalvarmaya başladı. Ya Rab, bizi Haccac gibi birinin zulmüne müstahak olduk. Sen bizim kusurlarımızı affeyle. Günahlarımızı itiraf ediyor. İhtilaf ve tefrikalara artık son vermek istiyoruz. Cami ve mescitlerde, ev ve kırlarda gözyaşı dökerek tövbe ve istiğfara devam eden halka birkaç gün sonra şu haber geldi. Irak'a doğru yola çıkmış olan Haccac aniden fikir değiştirerek yönü başka tarafa çevirdi. Buraya gelmekten vazgeçti. Hak kulundan intikamı yine ahdiyle alır. Bilmeyen ilm ile düğünü onu abd etti sanır. Her işin faili odur. Kul eliyle işlenir. Zanneder misin ki haşa, onsuz bir zerre deprenir.